Nuray Sayarı TV'nin değerli izleyenleri, takipçileri, aboneleri. Yeni bir videoyla sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle Nuf Kozmatiğin sponsorluğu eşliğinde her ay bir video yayınlıyorum sizler için. Nuf Kozmetik ve tüm ekip arkadaşlarına ve YouTube kanalımdaki ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum bana sundukları yardım ve destekten dolayı. Nisan ayı hepimiz için hayırlı, uğurlu, bereketli bir ay olsun inşallah. Şimdi çok zor günler yaşadık, çok zor günlerden geçtik. Özellikle 1 Nisan'da Satürn ve Ay düğümlerinin oluşturduğu kombinasyonla giriş yaparken 12 Nisan'da saat 17.43'te Jüpiter-Neptün kavuşumu olacak 23 derece balık burcunda. Çok güzel bir görünüm ve enerji sunacak bizlere. 15 Nisan'da sabah 06.06'da Mars balık burcunda. 16 Nisan'da 21.54'te Dolunay terazi burcunda doğuyor. 18 Nisan'da 07.52'de Merkür-Uranüs kavuşumu 13 derece Boğa burcunda gerçekleşecek. 18 Nisan saat 18.12'de Güneş-Plüto kombinasyonu. 20 Nisan'da sabah 5.24'te Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. İç huzurumuz hepimizin artsın inşallah. 24 Nisan'da Türkiye saatiyle 16.43'te Merkür Satürn zorlayıcı etkisi var. 27 Nisan 22.12'de Venüs Neptün kavuşumu gerçekleşecek. 29 Nisan'da 26.36'da Plüto retrosu, gerilemesi başlıyor efendim. 18 Nisan'da zaten enerjilerin hakim olduğu bir gündeyiz. Ve ayrıca şunu net söyleyebilirim ki gezegenlerin kombinasyonu hepimizin hayatını da ayrı ayrı etkiliyor. Öncelikle burç burç değerlendirdiğimde ilk burcumuz sevgili koçlar, yükselen koçlar. Nisan ayının ilk gündemi ikili ilişkiler, birliktelikler konusunda çözemediğiniz problemleri 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay'ın enerjisi gezegenlerin kombinasyonuyla birlikte zorlandığınız her konuda net kararlar alabilirsiniz. Artık ilişkiler konusunda yıpranmak istemeyebilirsiniz. Netlik arzu edebilirsiniz. Kendinizi yeniden yaratma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Ve tüm bunları yapmak için doğru zaman planlayabilir, geliştirip gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yatırım yapmayı düşünen ve planlayan koçlar ayın 15'i ve sonrasında karlı ve hayırlı yatırımlar yapabilirler. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ilişkilerde zorlandığınız sorunları çözümleme konusunda kozmos, evren size çok büyük fırsatlar sunacak. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ayın etkisiyle sağlık, para konularında zorlandığınız birçok sorunu ve problemi çözümleme adına derin bir nefes alacaksınız Nisan ayında. İş yerinizle ilgili yolundan çıkmış, sizi yoran, zorlayan konularla ilgili çözümler bulabilirsiniz. Bir sağlık sorunu yaşıyorsanız şifa bulacağınız bir aydasınız. İş verenseniz çalışanlarınızla yeni kararlar alabilirsiniz. İş anlamında etrafınızda negatif olan kişileri ve olayları temizlemek isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda ise zorlanan hiçbir koşulun hayatınızda olmasına izin vermeyeceksiniz. Artı negatiflikten hiç hoşlanmayacaksınız. Huzur istiyorum. Var olan huzurumu da korumak için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya niyetliyim diyebileceğiniz bir aydasınız. Hasta olan boğalar şifa bulacak.
iş konusunda zorlanan şartlar çözüme ulaşacak. İlişkiler konusunda ise dengenin, uyumun artarak devam edeceği bir ay olacak. Peki ya sevgili ikizler, yükselen ikizler, 1 Nisan'da Koç burcunun enerjisiyle birlikte siz ikizlerin yaşam alanında özellikle telaş, acelecilik istemeyeceksiniz. Özellikle duygularınız ve düşünceleriniz konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta yeni dostluklara adım atabilirsiniz. Çevrenizde yanlış olan, sizi yoran, yaşam olarak aşağıya çeken birçok insana sınırlarınızı belirlediniz. Belirsizliklerin artık sona ermesini niyet ettiniz. Zorlayıcı koşullardan, zorlayıcı insanlardan, negatif etkilendiğiniz konu ve hususlardan arındınız. Ve tam anlamıyla 16 Nisan'a kadar hayatınızda hala ikili ilişkiler içerisinde sorunlarınız varsa bazı ikizler keskin ve net kararlar alarak bağımlılık içeren beraberliklerine son noktayı koyabilirler. Alışkanlık uğruna arkadaşlık, alışkanlık uğruna evlilik, alışkanlık uğruna bir ilişki yaşamama kararı alabilirsiniz. Nisan ayında kendinizi daha keyifli, daha huzurlu kılmak isteyeceksiniz ve hakikaten arzu ettiğiniz yükselen enerji, artan keyfinizle de maddi ve manevi konularda programlı ve planlı olacaksınız. Özellikle de net, çok ortanız olmayacak. Ya yüksekte ya düşüşte olmak da istemeyeceksiniz ama duygularda çok ortanız olmayacak. Ya hep ya hiç. Düşünürken ayın 15'ine kadar iletişim ve ilişkilerde daha zarif, daha naif, daha kibar olmayı ihmal etmeyin efendim. Peki ya sevgili yengeçler, yükselen yengeçler? Nisan ayı sizler için nasıl bir ay olacak? Özellikle iş ve çalışma hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız, işsiz bir yengeçseniz, parasal problemleriniz varsa, ayın başından sonuna kadar sorun ve problem olan iş koşullarını dengeleyeceksiniz. İşsiz yengeçler iş bulacak. İş hayatınıza başlamak istiyorsanız ya da yeni bir teklif verme planındaysanız sağlam adımlar atarak yeni bir iş kurabilir, yeni bir işe sahip olabilir, yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz. Mevcut bir işiniz varsa değiştirmek istiyorsanız işinizi, düzeninizi, koşullarınızı, sektörünüzü değişim yapma adına da şanslı olacak. Kendinizi güvende ve huzurda hissedeceksiniz. Ailenizle birlikte olan sorun ve problemleri çözümlemek isteyeceksiniz. Ayrıca kuzenlerinizle, kardeşlerinizle problemler yaşadıysanız geçtiğimiz aylarda onlar da size karşı hatalarını telafi etmek isteyecekler. Evet, kin tutmayın, affedin, affedici olun. Ama görüşmek istemiyorsanız da sınırlarınızı kaldırmak zorunda ve durumunda değilsiniz. Ayrıca Jüpiter-Neptün kombinasyonu yurt dışı ülkeleriyle alakalı hayaller kurmanıza, atılımlar yapmanıza, seyahat planları içerisinde olmanıza etki edebilir ve yardımcı olabilir. Yalnız bir yengeç burcuysanız size güç katacak, güven katacak bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hatta ayın 16'sı, 17'si ve 18'i günlerinde bir yengeç erkeğiyseniz bir kadına güven duymayı deneyimleyeceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Bir yengeç kadınıysanız bir erkeğe güven duyma deneyimini yine tanışacağınız beyefendilerle deneyimleyebilir, yaşayabilirsiniz. Zor koşulları hayatınızın dışında bırakarak kendinizi ayın başından sonuna kadar güvende, huzurda ve mutlulukta hissedeceksiniz inşallah. Peki ya sevgili aslanlar, yükselen aslanlar? Nisan ayı sizler için nasıl bir ay? Eğitim alanıyla ilgili beklentisi, planı, işi olan aslanlar öğrenme, öğretme konusunda
çok şanslı olacaksınız. Seyahat, eğitimle ilgili yaptığınız planlara için sağlam adımlar atacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanların daha net seçici olarak bazı değişimlere ihtiyaç duyacaksınız. Sizi yoran kişileri hiç zorluk çekmeden hayatınızın dışında bırakacak, hayatınızın dışına çıkaracaksınız. Ve derin bir nefes aldığınızın farkında ve emin olun ki bilincinde olacaksınız. Ay boyunca süregelen bir ilişkiye, evliliğe, beraberliğe sahipseniz partnerinizle hafta sonu kaçamakları yapmak yaşam enerjinizin de yükselmesine olumlu yönde etki edecek ve hayatınızın daha güzel geçmesi için fırsatlar oluşturacaksınız. Özellikle iş olarak, kariyer olarak önemlilik ve ünvan kazanacaksınız. Kendinizi bu sayede güvende hissedeceksiniz. Kariyeriniz konusunda yenilenmeye ihtiyaç duyacaksınız. Ve birçok yeniliği de kendi çabalarınızla yaşayıp gerçekleştireceksiniz. Sıhhatiniz, sağlığınız konusunda ayın son 10 günü baş yüz bölgesiyle ilgili yaralanmalara, kazalara ve rahatsızlıklara karşı temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var efendim. Peki ya yükselen başaklar, güneş başaklar? Nisan ayı sizler için nasıl bir ay? Kendinizi ve çevrenizdeki kişilerin iletişiminin daha sağlıklı olmasını isteyeceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla ayın 16'sına kadar ciddi sorunlar, problemler yaşayabilirsiniz. Bu da sizin bir nevi çevrenizde dostluklarınız, arkadaşlarınız, diyaloglarınızla ilgili bir temizlik yapmaya ihtiyacınızın olduğunu düşünebilir ve ciddi anlamda çevresel değişimler yapabilir ya da arkadaşlıklarınızı sınırlayabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi daha sağlıklı kılacaksınız. Aynı zamanda alım satımla ilgili halletmeniz gereken işleriniz varsa Nisan ayında daha planlı ve programlı olmaya özen gösterin. Yurt dışı işlerinizde hareketlenmeler başlayabilir. Aynı zamanda yaptığınız işte ya da yapmayı planladığınız işlerde fark edilir olmayı, fark edilmeyi çok isteyeceksiniz. Bu durum emeklerinizin karşılığını biraz daha mücadele ederek almanıza etki edebilir. İş yerinizde hareketlenmeler olabilir. Büyük kitlelere ilerlemek, büyümek isteyebilirsiniz. İnsanların gözünde etkileyici kişi olmak isteyebilirsiniz ama abartılı davranışlardan lütfen kaçının. Gelecekle ilgili daha sakin, daha yavaş kararlar ve planlar kurmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda yersiz kuruntu ve kıskançlıklar lütfen yapmamaya da ayın son 15 gününde özen gösterin. Peki ya yükselen teraziler, güneş teraziler, Nisan ayı sizin için nasıl bir ay? Kalbi boş olan bir terazi burcuysanız ayın ilk 18 gününde yeni kişilerle tanışabilir, yeni bir ilişki dönemine girebilir, güven veren, mutluluk veren bir aşka adım atabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz, beraberliğiniz, evliliğiniz varsa özellikle de gelecekle ilgili sizi kaygılandıran, korkutan, huzursuz eden mevzuları partnerinizle karşılıklı konuşarak, anlaşarak çözümlemeyi tercih edin diye uyarıyor gökyüzü. Yüksek sesten ne olur kaçınmaya özen gösterin. Aynı zamanda kendinizi, hayatınızı sıkışmış hissettiğiniz konularda kendinizi kimsenin baskı altına almasına izin vermeyin. Kendi kendinizi de baskılamayın. Evet, ilişkiler, iletişimler konusunda hatalı tavır ve davranışlar yapmış olabilirsiniz. Yaptığınız hatalar, yanlışlar, unutmayın ki tecrübe kazanmanıza neden oldu. Bu ay hiç yapmamanız gereken şey, geçmişle ilgili kendinizi suçlamayın. Evet, haksızlık yapmışsanız, haksızlık yaptığınız kişilerden özür dileyin.
Hata yapmış iseniz, hataları telafi edebiliyorsanız telafi edin. Ama pişman olarak günlük yaşam enerjinizi yok etmemeye özen gösterin. Peki ya sevgili akrepler, yükselen akrepler? Nisan ayında iş ve çalışma hayatınızda çok yorulabilirsiniz. Yaptığınız işe, mesai saatlerinize isyan edebilecek kadar yorulabilirsiniz. Lütfen çok fazla iş ortamınızda gerginliğe sebep olan tartışma ve konuşmalar yapmamaya özen gösterin. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha önceki günlerde, aylarda sorunlar yaşıyorsanız, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz genişleyebilir. Kendinizi çalışma ortamınızda çok fazla huzurlu hissetmenize neden olan güzel iletişimler kurabilirsiniz. Hayatınızda yaşadığınız bazı konularla ilgili yaşadığınız gitgellerin artık aşmak isteyebilirsiniz. Kalbiniz boşsa yeni bir ilişki istiyorsanız yeni bir ilişkiye başlayabilir, adım atabilirsiniz. Süre gelen birlikteliğinizde, beraberliğinizde ise kuşkucu olmadığınız takdirde muazzam derecede mutlu ve huzurlu olmayı hak ettiğinizi, huzurun ve mutluluğun da sizin elinizde olduğunun farkında ve bilincinde olabilirsiniz. Aynı zamanda sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda kıskançlık, kuruntular, evhamlar yapmadığınız takdirde rahat, huzurlu bir psikolojiye sahip olabilirsiniz. Sindiremediğiniz konular midenizi hasta eder, sindirim sisteminizi bozar. Yani biraz daha hayatı ve olayları sindirmeye özen gösterin diye uyarmakta gökyüzü. Peki ya sevgili yaylar, yükselen yaylar? Özellikle yeni ayın etkisiyle birlikte yaptığınız işten keyif almıyorsanız nasıl keyif alabilirsiniz? Çalıştığınız iş, sahip olduğunuz iş düzeninizde sizi yoran, zorlayan konuları çözümlemek konusunda kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Özellikle süregelen bir aile düzenine sahipseniz, çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu hususta bekliyorsanız, bir çaba sarf ediyorsanız ya da mücadeleler geçiriyorsanız, çocuk sahibi olabilirsiniz ya da bebek sahibi olacağınızın haberini alabilirsiniz. Yani çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel bir dönem diyebiliriz Nisan ayı. Eğer bir çocuğunuz varsa ya da çocuklarınız varsa, çocuğunuzun ya da çocuklarınızın hayatıyla ilgili güzel haberler alabilir, keyifli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinizde ise hakikaten sizi yaşam enerjinizin yükselmesi konusunda yukarıya taşıyan insanlarla tanışabilir, güçlü dostluklara ve arkadaşlıklara sahip olabilirsiniz. İlişkiler konusunda yıprandınız, bayağı da bir sirkelenme yaşadınız. Olumsuz olan insanları artık hayatınızın dışında bıraktığınızın eminlik duygusu içinde olacaksınız. Para biriktirmeyi planlıyorsanız ayın 15'i ve sonrasında beklediğiniz gecikmiş bazı gelirleriniz varsa elde edebilirsiniz. Ya da kayıp olarak düşündüğünüz bazı kayıp fırsat ve paralarınız varsa kayıplarınızın 18 Nisan ve sonrasında kazanca dönüşmesiyle oldukça sürpriz mutluluklar da yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız evi değiştirmeyi planlıyorsanız, araştırmaya geçerseniz yeni bir ev kiralayabilir ya da yeni bir ev satın alma planı içerisinde olabilir. Kârlı yatırımlar da yapabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, Nisan sizin için nasıl bir ay? Neyi yapmalı, neyi yapmamalısınız? Kafanızın dikine gitmemelisiniz. Sabit fikirli ve inatçı olmamalısınız. Özellikle ayın ilk 10 gününde iş ve çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza karşı lütfen ukala, kibirli, baskıcı tavırlar sergilemeyin. Özellikle başarısız olduğunu gördüğünüz iş ve çalışma arkadaşlarınızı uyarırken bilir kişi tarzıyla ve tavrıyla davranmak yerine empati yapıp onlara nasıl yardımcı olmanız gerektiği hususunda hareket ederseniz bunun faydalarını da göreceksiniz. Kendi kafanızın dikine gitmemeniz gereken bir aydasınız.
kendinizi mutlu, huzurlu hissetmek istiyorsanız, iç huzuru bulduğunuz ailenizle huzurunuza huzur katabilirsiniz. Sorumluluklarınızın artmasıyla kariyerinizle alakalı konularda bazı yaşamış olduğunuz sorun ve problemleri çözmek adına, çözümlemek adına sakin adımlar atarsanız, araştırmacı olursanız birçok sorunu, birçok problemi ortadan kaldırıp çözümleyebilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda lütfen boyun, boğaz, göğüs bölgesiyle ilgili temkinli, dikkatli olmaya, bir de bağışıklık sistemini güçlendirmeye özen gösterin. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, Nisan ayı sizin için nasıl bir ay? Bir öğrenci kova burcuysanız, eğitiminizi lütfen önemseyin. İşiniz gereği eğitim, öğrenim konularında kendinizi geliştirmek için yeni adımlar atma adına başarılı bir ay Nisan ayında. Çeşitli sebeplerle birçok gelişim alanında önünüze gelebilir. Hatta kişisel gelişim, ruhsal büyüme adına önemli fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Çok yoğun bir çalışma hayatınız olabilir ayın başından sonuna kadar. Tabii ki çalışmak, üretmek şahane bir durum. Ama bir ilişkiniz varsa, bir evliliğiniz varsa ihmalci olmamaya, sevginizi sevdiğiniz insana açıkça sunmaya, taktikler yaparak sevginizi sunduğunuzda partnerinizin havaya girip kibirlenmesinden korkmamaya da özen gösterin. Açık sözlü olun. Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edin. Aşk hayatınızda, evlilik yaşamınızda partnerinizin beğenmediğiniz huyları, davranışları varsa inciltmeden, kırmadan ondan ne beklediğinizi, ilişkinizle ilgili ne düşündüğünüzü sakin sözlerle söylediğinizde partnerinizin de size karşı direnç göstermediğini göreceksiniz. Uyumunuza uyum katacaksınız. Ayrıca büyük parasal fırsatlar yakalayabilirsiniz. Beklentinizin üstünde imkanlara sahip olabilirsiniz. İşlerle ilgili yavaş yavaş zorlayan bütün koşullardan uzaklaşabilirsiniz. Özellikle Nisan ayında çok sosyalleşeceğiniz bir ay diyebilirim siz kovalar için. Peki ya sevgili balıklar, yükselen balıklar, Nisan ayı sizin için nasıl bir ay? Ne yapmalı, neyi asla yapmamalısınız? Gelir kapınızla alakalı genişlemek, büyümek isteyeceksiniz. İşinizi büyütmeyi planlıyorsanız, gelirinizi arttırmak istiyorsanız, özellikle daha emin adımlar attığınız takdirde kendinizi kariyer olarak da, gelir olarak da yükseltebileceksiniz. İşinizin size ne kazandırdığını, sizi nasıl bir yolda ilerlettiğinin araştırmalarını da yapabileceğiniz bir ay olacak. Ticari olarak yaptığınız bir iş varsa hakkaniyetli davranmaya özen gösterin. Bir ortaklığınız varsa, bir işverenseniz hakkaniyetli tavırlar, davranışlar sergilemeye özen gösterin. Ayrıca kendinizi geliştirdiğiniz bir ay da olabilir Nisan ayı sizler için. Adil olmak, hakkaniyetli olmak, planlı ve programlı çalıştığınız bir ay olursa Nisan ayı, gelir, kazanç ve kariyer adına da çok büyük başarılara sahip olabilirsiniz. Aşk, evlilik ve ikili ilişki konusunda özellikle güvensizlik duyguları yaşamamaya, süregelen bir ilişkiniz varsa açık sözlü olmaya, sizi zorlayan, düşündüren konuları açık sözlü bir şekilde partnerinizle konuşmaya özen gösterin. Nisan ayında siz balıklar asla yalan söylemeyin, bahaneler uydurmayın, canınızın istemediği şeyleri kimsenin size yaptırmasının size izin vermedikten sonra mümkün olmadığını bilin. Ama diyelim ki bir davet aldınız ve gitmek istemiyorsunuz.
Hasta değilken hastayım demeyin. Yorgun değilken yorgunum demeyin. Açık sözlü olun. Gelmek istemiyorum, canım istemiyor. Bir şey sunuldu, yapmak istemediğiniz bir iş. Yapmak istemiyorum. Ne kadar açık sözlü olursanız, o kadar hayat yolunuzda kararlı yol alabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzün istediği gibi olur. Ben zaten Nisan ayından 12 burç içinde çok umutluyum. İnanılmaz derecede Nisan ayının gelmesini bekledim. Zorlayıcı günlerden, zorlayıcı süreçlerden hep birlikte 12 burç olarak da zorlanarak geçtik. Artık bahar geldi diyebilirim. Nisan ayında özellikle 12 burca da sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. Siz hala Nuray Sayarı TV'ye abone değilseniz abone olun. Duyanlar duymayanlara haber versin. Çok yakında özellikle çok istiyorum 12 burcun esmalar videosunu da çekip paylaşmayı, olumlamalar videosu da çekmek istiyorum. Yorumların altına yazın. Önce esmaları mı çekelim? Olumlamaları mı yapalım? Meditasyon videolarımı paylaşalım. Ben sizlerden bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.